Değerli dava arkadaşlarım, kıymetli basın mensupları, öncelikle sizleri sevgiyle, saygıyla, muhabbetle ve yüce Allah'ın selamını selamlıyorum. Selamını veriyorum. Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantımızı. Tabii onun öncesinde Yüksek İstişare Kurulumuzun da katılımı var. Şehit liderimiz Muhsin Başkanımız ve onunla birlikte hayatını kaybeden dava arkadaşlarımızın şahit sürecini takip edip avukatlarımızın bilgilendirme toplantısının da ve bu basın açıklamamızın da her şeyden evvel hayırlı olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Ve hepinize hoş geldiniz. Şerif veriyorum. Tabii sözlerimin başında rahmetli Şehit Genel Başkanımızı, onunla birlikte hayatını kaybeden arkadaşlarımızı bir kere daha rahmetli minnetle ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Tabii yine şehitlerimiz var. Şehitlerimiz de rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Tabii tarihimiz şanlı zaferlerle dolu. Tabii bu zaferler pek çoğu buluşmuş vaziyette günümüzde çıkarılmaz. Ama bu son dönemde, bundan tam 100 sene önce, 29 yılında biliyorsunuz Halil Kut Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu İngilizlere karşı kazandığı müthiş bir zafer, Kutlu Amara Zaferi'nin de 100. yıl dönümü. Milletimize bir kere daha hayırlı olsun. O şehitlerimiz de bu vesile tüm kahramanlarımızı, tüm mecralarımızı, tüm şehitlerimiz de rahmetle, minnetle ve şükranla anlıyorum. Tabii çok kısa bir şekilde sizlerle bir araya gelmişken basın mensuplarımıza da kısaca gündemle ilgili ve toplantımızla ilgili bilgilendirme yapalım istedik. Her zaman Merkez Karar Toplantısı'ndan başlıyor gibi. Tabii ülkemizin çok önemli gündem maddeleri var. Çok ağır şartlardan geçtiğimizde. Tabii kamplaştırma ve ayrıştırma da devam ediyor. Tabii ülkenin temel problemleri nedir diye baktığımızda bu temel problemlerin tamamını problem olarak milletin karşısında durmaya ve milleti kanunu yenilmeye ya da milletin huzurunu bozmaya, refahını gasp etmeye, güvenliğini tehlikeye almaya devam ettiğini görüyoruz. Bunlardan birisi terör meselesi, ikincisi adalet meselesi, üçüncüsü ahlak meselesi, dördüncüsü demokrasi meselesi ve beşincisi de ekonomi, tabii ki sizin başta olmak üzere. Birer cümleyle değinirsek, terör, bırakın Adalet ve Kalkınma Partisi iktidar döneminde bitirilmeyi, tarihinde hiç yakalayamadığı fırsatları, avantajları ve gücü yakalamış. Bunda şehirlerimizi, ilçelerimizi bizzat Sayın Cumhurbaşkanı'nın Şubat ayındaki öğretmen atamalarında ifadesiyle vatan toprağının bir parçasını yeniden vatan yapmak için mücadele ediliyor demişti. Aynı bu cümleyi kullanmıştı. Tabii o vatan toprağı ne zaman vatan olmaktan çıktı? Kimlerin politikalarıyla hangi süreçlerin sonunda vatan olmaktan çıktı? Bunun da tabii ortaya konup değerlendirilmesi lazım. Ve yine terör birinci problem olarak devam ediyor. Çözümü var mı? Elbette var. Ama hala bugün bile terörle mücadelede karanlık ve top bir günlük sergilenmiyor. Finans kaynakları başta olmak üzere lojistiğiyle ilgili gerekli adımlar kurutma adına atılmıyor. Ve işte dokunulmazlıklar meselesi var. Mecliste bakın göreceksiniz. Yani üç parti evet demesine rağmen anayasayı değiştirecek çoğunluğu orada elde edemeyecekler. Benim şahsen şu anda gördüğüm kanaat bu. Zaten bu konuda Beştepe ile Çankaya arasında da bir farklı görüş var. Beştepe Sayın Cumhurbaşkanı sadece 5 tane HDP'li milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırılsın, bununla iş kapatılsın derken biliyorsunuz Çankaya bunu genelledi ve şu anda da meclis kilitlendi. En son kavgayla gördük. Zaten CHP'nin de istediği bu, HDP'nin zaten istediği bu. Bunu bile
başaramadılar ve beceremediler ve bu ilişkide de beceremediler. Tabii adalet konusu hem dün Danıtay Başkanı'nın konuşması, ondan birkaç gün önce HSYK Başkan Vekili'nin Urfa'daki hakim ve savcılara yaptığı konuşma, yargıya güvenin %70'lerden 30'ların altına indiğini kendileri ifade ediyorlar. Adaletin olmadığı, adalete güvenin olmadığı bir yerde siz hiçbir huzurdan, güvenden ya da başka bir şeyden bahsedemezsiniz. Hatta devlet olmaktan bile bahsedemezsiniz eğer adalet yoksa. Dolayısıyla bizzat adaletin başındaki insanlar şu anda bunu itiraf etmeye başladılar. Biz kendi konumuzdan da biliyoruz. Adaletin de geldiği mesele bu. Tabii üçüncüsü ahlak meselesi. Daha önce ifade ettim. O kadar yoldaşım, o kadar gayri ahlaki bir davranış etti ki toplum daha önceki toplumların helak olmasına sebep olmuş şartlar yaşadığı ve her gün taciz, tecavüz haberleriyle Türkiye çarpılanıyor. Ama aynen şehitlere bile konuşturulduğu gibi sanki onlar da şimdi normal günlük haberlermiş haline dönüyor. Daha önce bu ülkede, bu toplumda bir tane böyle hadise çıksaydı bütün bir millet ayağa kalkardı. Ama şu anda bakıyorsunuz kendi hanesine gelmedikten sonra kimsenin böyle bir ciddi tepki verdiği bağlı bizim yoksu bu. Tabii demokrasi konusu yine 14 yılda tek başına iktidar. Anayasa tek başına değiştirildiğinde de elde etti, referandum yoluyla da elde etti. Ama kendisini iktidarda tutacak değişikliklerin dışında bir değişikliğe imza atmadı. Bugün de geldiğimiz noktada demokrasiden ne anlıyor İktidar Partisi, Türkiye yönetenler diye baktığımızda tabii önce yeni anayasadan kastıkları başkanlık sistemine gelinmekti. Fakat burada da yine Sayın Cumhurbaşkanı ve Başbakan arasındaki görüş farklılığı çok açık, net bir şekilde ortaya çıktı. Biliyorsunuz Sayın Başbakan hemen Haziran ayı başında tekniğimizi getireceğiz dedi meclise. Ama Sayın Cumhurbaşkanı biraz acele etmemek lazım deyince Sayın Başbakan bu sefer demlenmeye biliyorsunuz bıraktık dedi. Ve şimdi de başkanlık sisteminin meclisten referandum sayısı bile alamayacağı gözükünce ve halkın da %50 oranı yakalanmadığı gözükünce Cumhurbaşkanlığı, partinin Cumhurbaşkanlığı modeline dönüş başlıyor. Yani önümüzdeki günlerde bunu tartışacak. Türkiye ile tartışmaya başladı. Partili Cumhurbaşkanlığı. Yani biz de konuşacağız kendi günlerimizde bunu. Cumhurbaşkanı nasıl olsa halk seçiyor. Partisinde kalsın. Parti genel başkanı olarak devam etsin. Yani bir nevi Fransız modeli. Biliyorsunuz yer başkanlık gibi. Partili Cumhurbaşkanlığı modelini şu anda millete konuşturup eğer bunu kabul ettirebilirlerse, bununla ilgili bir kamu desteği sağlayabilirlerse bunu yapmaya çalışacaklar. Bunu yapmaya gayret edecekler. Tabii biz de bir parti olarak meclis dışında olmamıza rağmen bu konuları çok yakından takip ediyoruz, değerlendiriyoruz ve bu konudaki görüşlerimizi de net bir şekilde ifade edeceğiz. Bugün burada avukatlarımızı dinledikten sonra merkez karar toplantımızda bu konuyla gündeme alacağız ve partimizin bu konuda fikrini de burada olgunlaştırmaya çalışacağız. Tabii bugün toplanmamızın birinci gündem maddesi şehadet süreci. Biraz sonra davayı süreci takip eden avukat arkadaşlarımız süreçte geldiğimiz son noktayı sizlerle paylaşacaklar. Biz istedik ki hem liman heyetimiz, hem merkez karar yönetim kurulumuz, hem yüksek işlerle kurulumuz olsun ve avukat arkadaşlarımızı dinleyelim. Onlar bu konuyla ilgili son bilgiler versinler. Ve ondan sonra da bu konuyla istişare edelim ve bundan sonra bu hususla ilgili atacağımız adımları da birlikte kararlaştıralım. Topyekun bir yumruk gibi birlikte hareket edelim ve ne yapılması gerekiyorsa, hangi adım atılması gerekiyorsa onu sizlerle birlikte atalım istedik. Ve tabii kamuoyunu bilgilendirmeyle inşallah bu toplantıdan sonra, bu bilgilendirme toplantısından sonra tabii ki bu toplantının bir sonuç bildirgesi olacak. Ve burada da bu hususu çok detaylı bir şekilde dediğimiz gibi kamuoyuyla da gelinen son noktayı da
paylaşacağız inşallah. Ben daha fazla vaktinizi almak istemiyorum. Katıldığınız için tekrar size teşekkür ediyorum. Rahmetli Şehit Liderimizin Müslüm Başkanımızı ve şehitlerimizi bir kere daha rahmetle minnet anıyorum. Tekrar hoş geldiniz, şeref verdiniz ve toplantımız saygılara vesile olsun.